yabancı, git ve Spartalılara söyle. Burada kanunlarına itaat eden bizler yatıyoruz. Şair Simonides yazdığı bu şiirde Kral Leonidas'ın ağzından Sparta şehrine haber verilmesini istemiştir. Yabancı diye hitap etmesinin nedeni ise savaş alanından Sparta'ya haber götürecek tek bir Spartalının bile sağ kurtulamamasıdır. Sparta kralı Leonidas, Termofil geçidine 300 elit savaşçısıyla gelmişti. Bir tanesi bile Sparta'ya geri dönemedi. Yüz binlerce Pers askerine karşı 300 kişiyle direnen Spartalılar belki bir zafer kazanamadı. Ancak bu, tarihe geçecek onurlu bir mağlubiyet hikayesi olacaktı. Günümüzden neredeyse 2500 yıl önceydi. Persler, Ahamenis İmparatorluğu altında birleşerek Anadolu'da Lidya İmparatorluğunu, Babil İmparatorluğunu ve Mısır'ı ele geçirerek devasa büyüklükteki bir devletle tüm dünyaya kafa tutuyorlardı. Pers tahtındaysa Krallar Kralı unvanına sahip 1. Serhas vardı. Artık pek fazla genişleyecek yer seçeneği kalmayan Ahamenis İmparatorluğu'nun yeni hedefi Yunanistan topraklarıydı. Serhas'ın babası Darius bunu önceden denemiş, ancak Atinalılar tarafından Maraton Muharebesi'nde kötü bir yenilgi almıştı. Şimdi sıra oğlu 1. Serhas'taydı. Pers ordusu, farklı kavimlerden dünyanın dört bir yanından gelen askerlerle Anadolu'da toplanmaya başladı. Bu esnada her biri bağımsız, dağınık halde bulunan Yunan kentlerine elçiler gönderildi ve Krallar Kralı Serhas'a itaat etmeleri istendi. Yunan krallıklarının çoğu Persleri karşısına almaktan korkuyordu. Fakat savaşın fitilini yakan iki krallık Atina ve Sparta oldu. Atina ve Sparta'ya giden Pers elçileri Yunanlılar tarafından idam edildi. Bu olaydan sonra kent devletleri cesaretlenerek bir ittifak oluşturdu ve Persleri beklemeye başladı. Perslerin devasa bir orduyu karayoluyla Yunanistan'a götürmesi için Karadeniz'in kuzeyinden dolaşması gerekiyordu ki bu oldukça uzun bir sefer olacaktı. Bu nedenle bazı Yunanlılar Perslerin gelmesinin yıllar alacağını düşünüyorlardı. Persleri barbar ve gelişmemiş bir kavim olarak gören Yunanlılar ilk şoku burada yaşadı. Pers kralı ordusunu Çanakkale'ye götürdü ve burada gemileri yan yana bağlamak suretiyle tarihte ilk defa kullanılan yüzer bir köprü oluşturdu. Böylelikle Pers ordusu çok kısa bir süre içinde Avrupa topraklarına adım atmış oldu. Yunan ittifakındaysa her kafadan bir ses çıkıyor ve bütünlük sağlanamıyordu. Atinalılar savaşı denizden, Spartalılarsa karadan yürütecekti. Kral Leonidas bunun için en doğru yolun Termofil geçidini tutmak olduğunu düşünüyordu. Dağların arasından geçen bu küçük ve dar geçitte Pers askerlerinin sayı avantajı kaybolacaktı. Lakin Kral Leonidas'ı Perslerden önce eforlar zorlamaya başladı. Eforlar Sparta krallığında antik çağın kahinleri gibi görülür, krallar bile onlara karşı gelemezlerdi. Karniye Festivali zamanında Spartalılar savaş yapmazdı. Zira bu bir Sparta kanunuydu. Fakat üzerlerine gelmekte olan bir Pers ordusu vardı. Karniye Festivali'nden ötürü eforlar, Kral Leonidas'ın Sparta ordusunun tamamını almasına ve savaşa gitmesine izin vermedi. Leonidas da bunun üzerine en iyi 300 askerini alarak Termofil geçidine ilerledi. Yolda kendisine katılan gönüllü birliklerle Yunan kuvvetlerinin sayısı 7000'i bulmuştu. Termofil geçidine varıldı ve Pers kuvvetleri beklenmeye başlandı. Perslerden önce Yunanlıları uyarmak için Termofil geçidine gelen Makedon elçisi Kral Leonidas'a şöyle demişti: "Perslerin ayakları altında ezilmek istemiyorsanız hemen kaçın." Pers kralı Serhas öylesine büyük bir ordu toplamıştı ki Yunan tarihçisi Herodot Pers ordusunun sayısını 2 milyondan fazla asker olarak veriyor ve şöyle anlatıyordu: "Serhas, dünyanın dört bir yanından getirdiği 46 farklı etnik gruptan 2 milyon 600 bin asker toplamıştı.
Serhas'ın ordusu hep birlikte harekete geçtiğinde yer sallanıyor, nehirlerden su içtiğinde nehirler kuruyordu. Şair Simonides ise bir adım daha ileri giderek Pers ordusunun sayısını 4 milyon olarak vermiştir. Ctesias ise Perslerin 800 bin kişiden oluştuğunu yazmıştır. Günümüz tarihçileri bu rakamların taraflı ve abartılı olduğunu söyleyerek Pers kuvvetlerinin 300 bin kişiden oluştuğunu yazmaktadırlar. Lakin bu sayı bile o zamana dek görülmemiş muazzam büyüklükte bir orduyu ifade etmektedir. Persler Termopil geçidine ulaştığında karşılarında duvar gibi dizilmiş 300 Sparta askerinin kalkanlarını gördüler. Gönüllü askerlerse Sparta hattını bozmamak için arkada konumlandırılmıştı. Termopil geçidinin bir yanı denize bakan bir uçurum, diğer yanı ise kayalarla örülmüş bir dağdı. Yani Spartalılar 15 metre genişliğinde bir geçidi tutuyorlardı. Pers kralı Serhas bir elçiyle beraber kral Leonidas'a toprak ve su gönderdi. Bu temsili bir barış işaretiydi. Eğer kabul ederse Leonidas Perslerin dostu unvanını alacak ve Pers egemenliğine boyun eğmiş olacaktı. Ancak Sparta kanunlarına göre Spartalılar kimseye boyun eğmez ve geri çekilmezlerdi. Bu sebeple anlaşma sağlanamadı. Pers kralı 300 bin kişilik ordusu karşısında böylesine küçük bir kuvvetin durmasını mantıksız buluyor ve bunun kesinlikle bir tuzak olduğunu düşünüyordu. Bu sebeple 4 gün boyunca saldırmadan bekledi. 4. günün sonunda yine bir elçiyle toprak ve su gönderildi ve Spartalılara silahlarını bırakmasını söyledi. Ancak Leonidas tarihe geçecek sözlerinden biri olan "Gelin alın" diyerek elçiyi tüm Pers ordusu önünde katletti. Böylelikle Pers nidaları eşliğinde milattan önce 480 yılında Termopil Savaşı başladı. 10 binerli gruplar halinde saldıran Persler Sparta kalkanlarına çarparak yere seriliyorlardı. Dar geçitte gerçekten sayıların hiçbir önemi yoktu. Spartalı savaşçılar en iyi bildikleri işi yaparak öldürüyorlar, ön sıralardaki Persler düştükçe sıra arkadakilere geliyordu. Spartalıların ön sırasını tutan askerler yoruldukça arkadakilerle yer değiştiriyorlardı. Hava kararırken bunun bir çözüm olmadığını gören Serhas ordusunu geri çekti. Pers kayıpları binlerle ifade edilirken Spartalılardan sadece birkaç kişi hayatını kaybetmişti. Sıradan askerlerle başarı sağlayamayacağını anlayan Kral Serhas, Ahamenis İmparatorluğu'nun özel askeri birliği olan Ölümsüzleri devreye soktu. Bu birlik çocukluğundan itibaren savaşmak için yetiştirilen İranlı askerlerden oluşuyordu. Antik dünyanın bu iki elit askeri birliği karşı karşıya geldi ve 10 bin kişilik Ölümsüzler savaşın ikinci gününde Sparta hattına saldırdı. Savaşın ortalarında Sparta duvarı daha fazla dayanamadı ve bozulmaya başladı. Hattı kıran Ölümsüzler arka taraftaki gönüllü kuvvetlerle çarpışmaya başladı. İki tarafında savaş düzeni tamamen bozuldu ve kıran kırana çarpışmalar yaşandı. Günün sonunda Spartalılar çok fazla asker kaybetse de Kral Serhas imparatorluğunun en elit askeri birliğini tamamen kaybetmek istemediği için ordusunu geri çekti. Böylece Ölümsüzler isimlerinin hakkını veremediler. Savaşın kaderini değiştirecek gelişme ikinci günün akşamında yaşandı. Bölge halkından Ephialtes isimli bir genç, altın karşılığında Perslere Spartalıların arkasına dolaşabilecekleri gizli bir yol gösterdi. Bu yolu kullanarak Spartalıların arkasına çıkan Pers birlikleri, Spartalıları iki taraftan birden kuşatacaktı. Perslerin gizli patika yolu öğrendiğini haber alan Yunanlılardan bazıları kaçarak savaş alanını terk ettiler. Ancak Kral Leonidas ve 300 Spartalı'dan geriye kalanlar 700 Tespianeli ve 900 Helot olmak üzere geçidi tutmaya devam etti. Savaşın son gününde Persler gün ortasında iki taraftan saldırıya geçtiler. Spartalılar mızrakları kırılıncaya dek mızrakla ardından kılıçlarıyla karşı koymaya çalıştı.
İlk düşenlerden biri ise Kral Leonidas oldu. Leonidas göğsünden mızrakla vurularak hayatını kaybetti. Bundan sonraki savaşsa kralın bedenine sahip olmak isteyen Persler ve onu korumaya çalışan Spartalılar arasında devam etti. Güneş batarken Termopil geçidinde nefes alan bir Yunanlı kalmamıştı. Serhas öfkesini Kral Leonidas'ın cansız bedeninden çıkardı. Leonidas'ın başı kesilerek kazığa oturtuldu, vücuduysa çarmıha gerildi. Persler ilerleyerek Atina'ya kadar pek çok Yunan şehrini ateşe verdi. Fakat denizlerde Atinalılara karşı yenilince Mora Yarımadası'na geçemediler. Orduda ortaya çıkan tedarik sıkıntısı ve salgın hastalıklardan ötürü bir yıl sonra Yunan topraklarından geri çekildiler. Bugün bölgede Kral Leonidas anısına yaptırılmış bir anıt heykel bulunmaktadır.